Kanaatim anayasadaki özel maddenin daha geçerli olduğu yönünde Yüce Divan olarak, ama nihayette bu bir hukuk tekniği ile ilgili bir konu. Dolayısıyla ilgili makamların, ilgili sorumlu kurumların kararına bakmak lazım. Başka var? Yok mu sorunuz? Hiç Türk, Kırgız, Türk meseleleriyle, Türk dünyası ile ilgili hiçbir heyecan duymuyor musunuz? Buyur bakalım. Sayın Cumhurbaşkanı, biz de Cengiz Aytmatov'un özel kitabından alırız diye düşünüyoruz. Sayın Kültür Bakanımız iletmiş, kitapları gördük, çok güzel. Sevinçle karıştırdı konuklar. Türkiye-Kırgız ilişkilerini anlatırken siz baharı tamamladılar, yaza geçiyorlar dediniz. Aynı umudunuz Orta Doğu coğrafyası içinde geçerli midir? Suriye ile kritik bir dönemden geçiyoruz. İran'la ilişkilerimiz kritik bir dönemden geçiyor. Sayın Larijani Türkiye'yi ziyaret ediyor. Önümüzdeki günlerde İran Dışişleri Bakanı da Ankara'da olacak. Özellikle İran ve Suriye ile ilişkiler kapsamında Türkiye'de bir Kırgız, Türk-Kırgız baharına, dostluğuna benzer bir şey yaşayabilir mi? Orta Doğu'da baharın yaşandığı ve baharın hatta bittiği ülkeler var biliyorsunuz. Dün Tunus Dışişleri Bakanı buradaydı. Orada aynı şekilde çok olağanüstü büyük değişiklikler oldu biliyorsunuz. Hatta bütün olayların ilk ateşi Tunus'ta yakıldı. Ama geçiş dönemini gayet güzel bir şekilde geçiriyorlar. Anayasa yaptılar, seçim yaptılar. Oradaki seçime de uluslararası bütün gözlemciler gitti. Yeni bir hükümet kuruldu, koalisyon hükümeti güven oyunu aldı. Dolayısıyla böyle ülkeler de var ama hala sancılı dönemin devam ettiği ülkeler de var. Bütün arzumuz şudur ki bu ülkelerin halkları hepimizin kardeşidir. Bu ülkelerle tarihi, kültürel, dini hep ortak yanlarımız vardır. Dolayısıyla bu ülkelerin halklarının mutlu olmasını arzu ederiz. Mutluluğun kaynağı da önce temel hak ve özgürlüklerin geçerli olması, sonra da refahın olmasıdır. Dolayısıyla bütün arzumuz budur. Bu ülkelerin ayrı ayrı hepsinin de güçlü olmasını isteriz. Güçlü ülkeler ve halkı mutlu ülkeler olarak görmek isteriz. Biz bu çerçeve içinde işbirliğimizi devam ettiriyoruz. İran bizim komşumuzdur, dostumuzdur. Dolayısıyla bugün meclis başkanı ziyaretimiz var. Onunla da görüşeceğim. Dışişleri Bakanımızın yoğun trafiğini, Sayın Başbakan'ın yoğun gayretlerini hepiniz görüyorsunuz. Bütün gayretlerimiz bu çerçeve içinde. Evet, peki. Ha, buyurun. Gülasıl Kalıkova, LTR telekanalından. Men surom ekeñizderge teñ da. Kırgızstan'da şu Türkiye'nin tavarları göle satılıp gelet. Anan emi Bajı Sayızına girip kalsak, aval kanday olat? Tavardın gölümü azayıp ketebi je teskerisinçe? İzin verirseniz Kırgızistan'da yayın yapan LTR muhabiriyim. Her iki cumhurbaşkanıma bir sorum olacak. Şu anda Kırgızistan'ın pazarlarına baktığımızda Türkmençeyle birçok mal satılmaktadır. Kırgızistan'ın gündeminde gümrük birliğine üyelik söz konusu. Eğer Kırgızistan gümrük birliğine üye olursa Türkiye menşeili malların satımında herhangi bir düşüş söz konusu olabilir mi? Bu konudaki fikirlerinizi öğrenebilir miyim? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kırgızistan Cumhurbaşkanı'yla düzenlediği basın toplantısını canlı yayında ekranlarınıza taşıdık sevgili seyirciler. Soruları cevaplandırdı Cumhurbaşkanı Gül. Sorulardan biri de eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un tutuklanmasıyla ilgiliydi. Cumhurbaşkanı bu konuda Yüce Divan'dan yana bir tavır sergilediğini belirtmiş oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu sözlerinin AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik'in Başbuğ yargılandığı yerde kalmalı sözlerinin ardından gelmesi dikkat çekti. Bengütürk.com haber veriyoruz. Haberiniz olsun.